Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İznik'ten seslenmekteyiz. Çimi Vakfı'nın konuğuyuz ve yanımızda işletme müdürü Hasan Bey bulunmakta. Merhabalar Hasan Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizlerdeyiz. Hasan Bey, değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hasan Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunuyor? Ben Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 2 seneden beri bu sektörün içindeyim. Yani 2011'den bu yana diyelim. Hasan Bey, ben biraz içinde bulunmuş olduğumuz mekanla ilgili değerli izleyicilerimize bilgi aktarmak istiyorum. İznik Vakfı kaç yılında kuruldu ve vermekte olduğu hizmetler nelerdir efendim? İznik Vakfı 1994 yılında kuruldu. Kurulma amacı tekrar eski Çin'imizin, burada gördüğünüz gibi, tarihi İznik Çinisini tekrar ortaya çıkarmak için kurulmuş bir vakıftır. Başlangıcında TÜBİTAK ve Amerika'daki Princeton Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapılmış, reçeteler ortaya çıkmış, daha sonra üretime geçilmiştir. Şimdi bulunduğumuz yerle ilgili dediğimiz gibi bilgi aktaralım istiyoruz. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz efendim? Yaklaşık şu anda kapalı alan olarak 500 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Yaklaşık 40-45 kişi civarında şu anda çalışanımız var. Sizlerle birlikte çalışan 45 uzman, evet, arkadaşımız da mevcut. Yaptığımız ürünlerle ilgili biraz söz edelim isterseniz. Bu ürünlerin ham maddelerini nerelerden alırsınız? Evet. Ve çıktıktan sonra, mamul ortaya çıktıktan sonra siz değerli müşterilerinize nerelere kadar ulaştırabiliyorsunuz? Tercihler nerelerden geliyor? Şu anda ham madde olarak en saf ham maddeyi, en kusursuz diyebileceğimiz ham maddeyi nereden bulabiliyorsak ondan tedarik ediyoruz. Tedarikçi ham madde firmalarımız var. Genelde şu an, Türkiye. Evet, yani %100 hemen hemen malzemelerimiz yani Türkiye menşeli, yerli şey. Zaten İznik Çinisi Kuars Çinisi derler, taş Çini derler. Bu da kuarstan dolayı meydana geldi. Reçetedeki kuars oranından dolayı. Yaklaşık %85 civarında kuarstan oluşuyor reçetemiz. Pazarımız, yani yurt içi, yurt dışı çeşitli ülkelere ürünlerimiz gönderiliyor. En son yakın zamanda Japonya'ya gönderdik. Tokay metrosuna büyük bir pano. Şili'de Santiago metrosuna gönderdik 3 tane pano. Yurt içi, yurt dışı çeşitli müşterilerimiz var. Hasan Bey, bugüne kadar olumlu çalışmalarınızla sektörünüzde gerçekten isminizi zaten altın harflerle yazdırdınız diyebiliriz. Evet. Ben biraz da ileri yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum efendim. Hedefimiz kalitemizden ödün vermeden sürekli üretim kapasitemizi ileriye taşımak. Bugün bir üretiyorsak bir sonraki sene iki üretmek. Sürekli ürün firma olarak en önemli amacımız o. Yani İznik Çinisini bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya tekrar tanıtmak. Efendim, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bugüne kadar sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize ben bu konuda bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, İznik'teyiz. İznik Çimi Vakfı gerçekten güler yüzlü, samimi insanlar, gerçekten konuların uzmanları, oldukça geniş bir ürün yelpazesine de sahip sizleri bekliyorlar. Bu konuyla ilgili mutlak uğranması gereken bir mekan olarak biz de size tavsiyede bulunuyoruz. Efendim, bize zaman ayırdığınız çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, İznik Çini Vakfı'ndan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.